Bu videomuzda potansiyometreden çıkan voltaj değerini ölçeceğiz. Bir önceki videomuzda potansiyometreden gelen değeri okumayı görmüştük. Şimdi ise ölçtüğümüz bu değerlerin voltaj karşılığını göreceğiz. Öncelikle potansiyometremizin devre şemasını görelim. Potansiyometremizi bu şekilde bağladığımız zaman sağ taraftaki bacağını 3.3 volta bağlıyoruz. Ortadaki bacağını A0 pinine, sol taraftaki bacağını topraklama hattına yani GND pinine bağlıyoruz. Dikkat ederseniz burada potansiyometremizi 3.3 volta bağladık. Yani maksimum oluşacak volt değeri 3.3 volttur. Potansiyometremizi sıfır konumuna getirdiğimiz zaman da 0 volt değerini göreceğiz. Kodlarımızı da bu değerlere göre bir matematiksel hesap yapacağız. Devremizi bu şekilde yapmışsak kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra potansiyometremizin değerini bir değişkeni yazdırmak için pot değeri isminde bir değişken oluşturuyoruz. Veri tipini tam sayı olarak ayarlıyoruz. Pot değeri eşittir 0 şeklinde yazmadık. Zaten kodlarımız ilk çalıştığı zaman pot değeri değişkenimize sayıları yazdıracağımız için eşittir 0 yazmaya gerek yok. Daha sonra volt isminde bir float değişken oluşturduk. Volt değerimizi başlangıçta 0 olarak aldık. Burada veri türümüzü float şeklinde aldık. Devre çabamızı gösterirken potansiyometremizi 3.3 volta bağlamıştık. Yani içerisinde en fazla 3.3 volt var. 3.3 virgüllü bir sayıdır. O yüzden volt değerini ölçeceğimiz için karşımıza virgüllü sayılar gelecek. Bu virgüllü sayıları alabilmemiz için de Veri türünü ona uygun şekilde yazmamız gerekiyor. Bu veri tipi 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılmaktadır. Eksi 3,40 ile artı 3,40 arasındaki sayıları alabiliyor. Zaten bizim alacağımız değerler de 0 ile 3,3 arasındaydı. O yüzden bu veri tipini almamız daha uygun olacaktır. Daha sonra setup bölümünde seri port ekranımızdaki yolu tanımladık. Böylece sensörden gelen değerleri seri port ekranımızda yazdırabileceğiz. Seri port ekranında yolumuzu da 115200 olarak seçmemiz gerekiyor. Daha sonra loop fonksiyonu bölümünde A0'daki potansiyometremizin değerini okuyoruz ve pot değeri değişkenine aktarıyoruz. A0 analog pin olduğu için buradan analog olarak okuyoruz. Read okumak demekti. Şu an potansiyometremizin değeri pot değeri değişkenin içinde. Daha sonra bunu bir matematiksel işlemden geçiriyoruz ve volt hesabı yaptırıyoruz. Burada volt eşittir demişiz. Voltumuzun değerinde bunu aktarmış olacağız. Eşittirden sonra matematiksel bir işlem var. Matematikte önce parantez içindeki işlemler yapılır. Öncelikle buradaki işlemi program halledecektir. Burada 3.3'ü 4095 sayısına bölmüşüz. Potansiyometrede en fazla 4095 değerini görüyorduk. Bu da volt olarak en fazla 3.3'e eşit. Çünkü potansiyometremizi kartımızda 3.3'e bağlamıştık. O yüzden üzerinde en fazla 3.3 voltluk bir akım var. O halde 3.3'ü 4095'e bölersek potansiyometrenin bir değerinin kaç volta karşılık geldiğini bulmuş oluruz. Yalnız burada virgüllü işlem yapacağımız için 4095 yerine nokta 0 şeklinde ifade yazarsanız iyi olur. Potansiyometrede bir değerinin kaç volt olduğunu burada hesaplamış olduk. Potansiyometremizden örneğin 5 değerini görürsek bu voltu 5 ile çarparsak kaç volt elde edeceğini de bulmuş oluruz. O yüzden burada çarpma işlemini belirttik ve pot değeriyle çarptık pot değeri potansiyometremizden okuduğumuz değerdi. Yani burada bulmuştuk. Böylelikle voltu hesap etmiş olduk. Daha sonra bu değerlerimizi seri port ekranında yazdıracağız. Öncelikle alt tarafta serial print şeklinde komutumuzu uyguladık. Print yani yazdırmak şeklindedir. Seri monitöre yazdır diyoruz. Dikkat ederseniz burada tırnak içinde pot değeri iki nokta üst üste olmuş. Yani bu yazıyı ekranda, seri port ekranında çıkartmasını istiyoruz. Alt tarafında yine aynı kod var. Dikkat ederseniz burada tırnak yok. Pot değeri yazıyor. Yani değişkenimizi burada ekrana yazdırmamız isteniyor ve bu iki değer seri port ekranında yan yana çıkacaktır. Dikkat ederseniz print'in yanında ln şeklinde bir ifade yok. O yüzden ln kullanmadığımız zaman bu değerler yan yana yazacaktır. Eğer bu ikisine de ln yazarsanız değerlerin alt alta geldiğini görebilirsiniz. Daha sonra volt değerimizi de ekrana yazdırmak istiyoruz. Öncelikle volt şeklinde bir yazı yazdırdık. Daha sonra yanına da volt değişkenini yazdırdık. Tırnak içinde yazmadığımız için bunun değişken olduğunu anlayabiliyoruz. LN -e ifadesi kullanmadığımız için bunlar yine yan yana çıkacaktır. Daha sonra da LN -e yazarak bir V ifadesinin ekrana yazılmasını istedik. Yani Volt'un yanına V yazdıktan sonra alt satıra geçmesini istedik diyebiliriz. Burada bulunan kodların her bir saniyede bir çalışmasını istedik. O yüzden de bekleme süresini 1000 şeklinde aldık. Görmüş olduğunuz gibi bu iki satır kod sayesinde potansiyometremizden gelen değeri volta çevirmiş olduk. Şimdi volt değerlerini ölçmek için seri port ekranımıza bağlanalım. Araçlardan seri port ekranını seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pot değeri 4095 volt olarak 3.3'e karşılık gelmekte. Şimdi potansiyometremizi çeviriyoruz. Sıfır değerine yaklaştığımız zaman da voltun sıfır olduğunu görüyoruz. Böylece çalışmalarımızda istediğimiz volt değerlerini potansiyometre ile ayarlayabiliriz. Aynı zamanda bu değerleri seri port ekranında görerek potansiyometremizin o değerde kalmasını sağlayabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.